Biz ne yol oynayalım ya? Şimdi şöyle, demokrasi oynayabiliriz. İskoç, Alman kral oynayabilir. Ya da direkt siyah gömleklileri oynayabiliriz. Türkçe söyle galiba. Komis oynayabiliriz sadece. Hey, Commonwealth. Commonwealth. Galiba uykudular. Efendim biz aç veltiz. Ağzımız kokuyor. Ben yanımda aç adam istemem yalnız. Besleyin o zaman. Ben yanımda aç adam istemem ona göre. Efendim besleyebilirsiniz. Birazdan sizlere tarihi bir konuşma yapacağım. Bütün Commonwealth ailesi burada mı acaba? Buradayız. Aramızda bu kadar. Hayır, aramızda gelmeyenler var. Demek ki gelmeyen efendim bizden değil. Bir daha lafa girmem. Rajı da getir. Fasulyesine de konuşmam. Efendim. Heh. Nasılsınız? İyiyiz. Sen? Eyvallah efendim. Biz de iyiyiz. Siz? İyiyim, sen nasılsınız? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? İyiyim, sen nasılsınız? Efendim, biz de iyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyim, sen nasılsınız? İyiyim efendim, öyle olsun. İşte hayat nasıl? Galiba iyiler. Dikkatli dinlerseniz iki tarafın da iyi olduğunu görebiliriz. Ama bizler hiç iyi değiliz. Öyle mi? Ya efendim, bu gariban da çok konuşuyor ya. Adam bir konuşma yapacağım dedi. Sen niye araya gülüyorsun ki şimdi? Çok mühim bir konuşma yapacağım arkadaşlar. Ama Raj valisi de önemli. Hepiniz gelin. Eksik biz olan varsa dürtsün gelsin. Şimdi Avustralya burada. Afrika burada mı? Buradayız. Tabii. Burada. Tamam, çok güzel. Kanada. Ben buradayım. Harika, harika, harika. Öğretmenim. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? İyi, siz nasılsınız ya? İyi, sağ olun. Şimdi sizlere bir konuşma yapacağım. Hazır mısınız? Benim Commonwealth'im. Ey güvenilir ve sadık Commonwealth. Değişmekte olan dünya standartları ve aynı zamanda milliyetçiliğin yükselişi halkımızın dikkatinden kaçmadı. Efendim, size gizli bir haber verebilir miyim? He canım. Efendim, ben milliyetçiyim. Çok güzel. Şimdi bir bölme beni bir daha. Yoksa seni kulakla vurmak zorunda kalacağım. Ne diyordum? Neyse. Artan milliyetçilik akımından İngiltere'nin etkilenmemesi mümkün değildi. Halkımızın baskılarına yenik düşerekten kralcı bir yönetime geçeceğiz. Ama bu milliyetçi bir kral olacak. Alman kralı gelecek başa. Nasıl? Biz ne? Ne? Evet. Ben o kadar milliyetçi değildim. Bir dakika şimdi. Ben o kadar değildim. Efendim yani. Şimdi bir dakika. İngiltere'nin başına neden bir Alman milliyetçi kadar geçiyor? Aynen öyle. Lan biz zaten başımızdaki de Alman. Ama aynı hanedan. Ha? Ama Almanım demiyor. Evet Alman efendim demiyor. Almanım demiyordu. Ama bu arada Alman yani. Değil. Ama Almanım değil. Demiyor. Lan birinci dünya harbinde ayrıldılar. Hani aynı hanedanlıktan. Adır English Royal Family değil mi efendim? İngiliz kraliyet ailesi değil mi efendim? İngiliz diyorlar. Arkadaşlar bizi burada hangi ülke konuştu? Kanada. Kanada. Bir de sen en gelişmiş eğitim okur yazarlık oranına sahip kolonisin. Bunu demiş olman beni çok ucundurdu. Efendim ama şimdi biz neden kendimizi Alman diyeceğiz? Alman demeyeceğiz. Hanedan Alman. Tamam. Zaten efendim. Alman hanedanıydı. Yine aynı Alman hanedanı geçecek. Yeni bir hanedan anlayışına geçeceğiz. İngiliz beni ilgilendirmiyor. Sen şimdi bize neler yapacağından bahset bakayım. Şimdi normalde Raj'dan biliyorsun yıllık olarak %25 oranında vergi alıyoruz. %24. %24 artı gıda yardımı. Gıda yardımı dedim ve şeyimi aldın. Ama bizim içimizde de milliyetçiler akımları çıkacak diyorlar. Yok öyle, öyle olmuyor. Biz Oswald Mosse yolunda değiliz. Biz Alman kral yolundayız. Tamam kardeşim, anlamıyorsun gelmesen benden. Hintliler diyor ki milliyetçi olsalar biz alırız diyorlar. Şimdi ben bunları kandırmam lazım. Kandır. Evet kandırayım, bir şeyler var da kandırayım. Ya de ki yeni gelecek kral İngiltere'de öküzlerin kesilmesini yasaklayacakmış. Öküz değil o inek mi kara? Neyse ne kardeşim. Ha ya öküz ay inek. Benim daha Ray geçen gün kobrasını yedi açlıktan. Ya, yani ne oraları boş verin. Şimdi ya. Vaatlerimden ben konuşmak istiyorum. Vaatlerimden konuşmak istiyorum. Vaadiniz yok mu efendim? Bir dakika vereceğim. Şimdi vaadim şu. Eğer ki Commonwealth bize bağlı kalır da eğer ki bizimle beraber milliyetçilik akımına katılıp
Sonrasında da İngiliz tacının yeni hükümdarlarını kabul ederse hepsi emsalsiz topraklara sahip olacaktır. Özellikle Kanada'nın devasa büyümesi, Raj'ın bütün Asya'da tek söz sahibi olması, Avustralya ile beraber Avusturya deniz kıyısı olan her yeri alırken Raj ise kara sınır olan her yeri alacağına şüphe yoktur. Afrika ise eğer ki bizim yanımıza kalırsa nice Afrika toprağını hükümdarlığı altına alabilir ve sizlere bir dünya savaşı sonra bağımsızlık sözü de veriyorum. Aynı zamanda da halklarınız refaha erecek desem de inanmayın, tamamen siz yönetimlerin cebi dolacak. Halkınızı muhtemelen sömüreceğiz. Bizim savaşlarımız için ölecekler ama siz halkınıza tabii böyle lanse etmeyin. Bizim savaşlarımız için öleceklerin ayrıntısına çok girmeyin. Bizim yerimize değil, yani sizin hegemonluk alanınızı genişleteceğim ve geniş coğrafyalara hükmedeceksiniz. Toprak dışında pek bir şey değişmeyecek yani. Daha fazla toprak alacağız. Yani şey ben kabulüm. Ben Raja ilk sıradan öküz sözü unuttunuz efendim. Ya Allah'ım, öküz değil, inek. Akılsızlar sizi, ben zaten 6 milyon insanı, 7 milyon, ne milyonu, milyara doğru giden insanlara bakamıyorum, daha fazla insan verecek bana. Ya ne inektir ya kardeşim, verin bu adamın ineğini. Efendim, sorun olmasa bir konu hakkında sorabilir miyim? Hecam. Efendim, her şey okeyim ama siz şimdi faşist bir ideolojiden etkilendiniz diyelim. Evet. Merhabalar efendim. Şimdi. De onu konuşuruz aramızda. Japonlar hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Ya iyiyiz, umarım siz de iyisinizdir. Ben... Yani sizlerle beraber güzel bir ittifaklık görüyorum. Efendim, bu ittifaklık şu anlık bilemiyorum. Sayın Hirohito birazcık uyuyor içeride. Yani şu andaki ittifaklık Sayın Hirohito ne yapar bilemiyorum. Lakin kralımız Sayın Hirohito başta kalacak. Çogunlukla beraber. Aha. Yani bunları söyleyebilirim şu anlık size. Amerika ile aranız nasıl? Amerika geldi... Yani dedi sana istediğin her şeyi veriyorum dedi, bilmiyorum. Peki Amerika sana Amerika'nın direkt yarısını verebilir mi? Amerika'nın direkt yarısını veremez ama Asya'dan çekilirim dedi yani. Asya'da onun kıytırık 3 tane adasına mı kaldın? Hirohito'nun yapacağı diplomasi, o yüzden bilmiyorum pek ama benim Hirohito'dan duyduğum bunlar. Yani sevgili Hirohito'ya dediğim gibi teklifimiz şudur. Eğer ki bizimle beraber katılırsa Asya'da emsalsiz bir imparatorluk varken Amerika'nın ve Meksika'nın tamamını alabilir. Yani Amerika'nın yarısını, Meksika'nın tamamını. Orada da ona bir Pasifik imparatorluğu yakışır. Amerika size bunu veremez. Efendim. Amerika'nın vereceği en fazla şey size Malaya. Ben size Malaya'dan 10 kat daha değerli şeyler sunuyorum. Tamamdır efendim. Ben bunu hemen Sayın Hirohito'ya iletiyorum. İyi günler diliyorum. İyi günler. Efendim merhabalar, ben Azistan'ıyım. Roosevelt'le konuşacağımız konular güvenlik sebebiyle hep birlikte Senato ve güvenlikle beraber olmak zorunda kaldı. Çünkü ülkede büyük bir buhran var. Sizi dinliyorum. Evet Sayın Stanley Baldwin. Milliyetçi bir yönetime eğer ki evrilirseniz sizinle ittifak oluruz diyecektim. Hala daha geç mi değil mi bilmiyorum sizin için. Pekala. Sayın Roosevelt'e dilediğiniz şeyleri yönetiyorum ve sonrasında açıklamasını bekliyor olacağız. Eğer ki olur da Charles bir Walt. İç savaşta yaşarsanız sonuna anladım. Kadar da destekleriz. Her zaman arkanızda dururuz. Roosevelt'in açıklamasını dinleyelim efendim o vakit. Yeah, dear Stanley Baldwin, we are going to stick with democracy until the end. That's not something that we can sell about the future. We can't abandon the democracy. Efendim sayın, ki, sayın Roosevelt bir saniye efendim sözünü bölmezsiniz. Adamım çevirmen ya, sakin olun. Şöyle ülkede büyük bir buhran var biliyorsunuz. Ben yardımcı olacağım. Öncelikle demokrasi satılamayacak bir şey ve geleceğimizi koruyacağımızı bildirmek istiyoruz. Evet sizi dinliyoruz efendim. Tamam kardeş. Pekala söylemek öyle, istediğiniz... Öyle söylemedi bu arada. Ben duydum yani, Hindistan'a falan laf attı. Önce aç karınlarını doyursun yok, falan dedi. Ben onu duydum. Biz İngilizce biliyoruz. Bak şimdi. Ben onu duydum. We are hungry. We need investment. USA help us. Pekala. O vakit demokrasiden ayrılmamanız dileğiyle diyorum. Peki. The America is shit all. They're not in us. Biz bir şey deseydik mi cevabını? Şunlara bir şey vereydiniz ya. Aç bunları. Onlar aç, yapacak bir şey yok. Bahanım, Raj'ın ben daha çok piyade yükünü hafifletmesi ve aynı zamanda da... Allah, Sovyetler Birliği çağırdı, ben bir görüşmeye gideceğim onlarla. İşlemlerde olabilir. Merhabalar efendim. Buyurun. Efendim, tahta çıkmanızı tebrikte kutlarım. Teşekkürler. Sizlerle bir konu hakkında konuşmak istemiştim. Toprak ister miydiniz? Hayır. Neden? Neden mi?
kaplumbağa dediler. Hiç farklı bir açıdan düşündün mü hiç? Nereye satmak neden istiyorsun peki? Nereye istersen. Kurum adası satabilirim mesela. Uygun fiyattan. Kaça satıyorsun kurum adası? 3'e bırakıyorum. Yok çok. Yok az. Yok. Efendim gelmişken sizin bir adanız var Kanada'da. Onu bize versenize. Kanada'da adam var. Evet. Nerede tam olarak? Newfoundland'in altında. Manevi değeri çok yüksek. Bir saniye kontrol sağlıyorum. Aziz Pierre. Amerika'ya ne zaman gireceğiz? Dur oğlum herkesin yanı. Var abi bu eleman kim? Bunu ben şişliyorum ya. Tanımıyorum ben bunu. Yalan söylüyor bu. Kim aldı seni kapıda? Evet Fransızlar. Tamam, yani dediğim gibi benim... Ne? Almanları mı davet ederim yoksa Kaiser'le işbirliği mi efendim? Kaiser... Toprağınızı bağladım. Güle güle konabilirsiniz. Kaiser olmuyor ama. Ya, teşekkürler efendim. Sen de fokus kitle. Ama bunun için ufak bir bedel gerekiyor. Bunun karşılığını nerede almam gerekiyor? Veririz efendim veririz veririz. Biz de yanlış olmaz. Biz yediğimiz kadar şey yapmayız. Evet Fransızlar yani teşekkür dediğim ederim. Gibi bizim sizinle bir tavrımız, düşmanca tavrımız yok. Biz sadece Amerikalıların bize yaptığı bir ufak terbiyesizliğin peşindeyiz. Endişemiz peki bize destek ya. Sağlanır mı? Malum. Bilmiyorum. Olayda, krizde daha doğrusu. Bilmiyorum. Yani biz Avrupa'dan peki, biraz elimizi ayağımızı çektik. Bu hiç benim için sevindirici olmadı. Neyse o zaman iyi günler dilerim. Eğer bir ihtiyacınız olursa mektup bırakabilirsiniz. Yardım. Buyurun bize görüşmek istemişsiniz. Ya sevgili Führer, merhabalar. Merhabalar Sayın Edward. Buyurun, dinliyoruz. Ben dostane ilişkiler kurabileceğimizi düşünüyorum. Sizin. Bakıyorum faşistiniz. Biz de faşistiz. Evet. Aynı yoldan ilerleyebiliriz. Aynen öyle. Şimdi bizim bir sorunumuz var. Hı. Sorun demeyelim de bir hata diyelim. Sınır çizim hatası. He. Fransa. Şimdi Fransa hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Angevin toprakları gayet güzel ve makul diye düşünüyorum. Yani benim için de çok olumlu. Hatta daha iyisini söyleyeyim size. Fransızlarla işimiz bittikten sonra Almanların niye bir Texas olmasın ki? Tabii yani. Çok doğru söylüyorsunuz. Biz de o sırada Sovyetlere yönelmiş oluruz. Evet. Olabilir. Ama Sovyetlerden önce bile Amerika olabilir. Ya da aynı anda bile olabilir. Ama ben dediğim gibi İngilizlerle bir müttefiklik istiyorum. Biz de. Kendileri de kabul ediyorsa tabii. Aynı gemide yol alır. Komünistlere ve demokratlara karşı değil mi? Tabii. Efendim bize demokratız da ayıp oluyor. Sen yarı demokratsın. Demokrat. Comrade. Diyor kim demiş onu? Kanada. Tamam, görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere efendim, kendinize iyi bakın. Efendim, Sayın Tataresk'ı landırabilirsiniz. Efendim, buyurun mısınız? Buyurun Sayın... Kim geldi? Tataresk. Evet, buyurun. Sayın Charles, efendim sizi çağırmışsınız, buyurun. Bahanım çağırdı galiba. Çağırdım da Londra'ya. Oğlum, burada da görüşebiliriz olmadı. Farkınızı atarım, buyurun, dinlerim. Ya, sizlerin bu ekonomik durumunuz bizleri öncelikle düşündürüyor. Şimdi, Romanya biliyorsunuz. Yani bir nevi İngilizler ve Fransızlar sayesinde güçlenmiş ve ekonomisini kaldırmış bir ülke. Collaboration'a başlıyorum bu arada, hazırsan. Başladım. Evet efendim. Ya biz de bu ekonomimizi gördükten sonra ve güçlenen bir ekonominizin olduğunu görüyoruz. Hı-hı. Ve ülkenizde bir takım manpower ve asker gibi sıkıntılar yaşamaktasınız, doğru mudur? Doğrudur efendim. Biz bu sıkıntıların gidericisiyiz. Biz elimizdeki topraklardan en uygun fiyata manpower ve asker sağlamak istedim. Efendim manpower ve asker ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Ama az önce ihtiyacınız olduğunu belirtmiştiniz ama Efendim yani efendim ülkemizde farklı farklı insan şeyleri sizin var. Sizin sesiniz de çok kötü var. Geliyor. Bence siz sesinizi düzeltin. Eğer ihtiyacınız olursa da gelirsiniz. Tamam mı? Güzel. Şu Etiyopya ile bir görüşelim ya. Yazıktır. Onunla mı kavram ettiniz? Bilmiyorum. O bayağıdır mektup atıyor ya. Çok sürüm yaşadı. Çok. Yazık. Merhaba, merhaba. Sen ölmedin merhaba, mi ya? Merhabalar, geldim. Ben senin cenazene gelmiştik. Aa, Sayın Etiyopya'da gelmiş. Onlar bizlere mesaj attı, Sayın Kralım. Evet. Ben ölmemek, ben yaşamak. Güzel. En iyisi. Ben İtalya'yı yenmek. Harika. Mükemmel. Dünya barışını savunmak. Daha da iyi. Ve size muz getirmek. Bana mı, bana mı? Sen dur, sen açım. Değil. Satma. Krala muz getirmek. Satma Çinlilere. Al kral muz getirmek sana. Zehirli değil muz. Hmm.
Yok. Muz zehirli olmamalı. Biz muz istememek, sizlere Etiyopya karşısındaki direncinizden dolayı başarılar dilemek ve aynı zamanda tebriklerimi ilerlemek ve sizi toprak istemek. Siz bana bir dakika vermek, ben konuşmak. Konuş şu an sen kardeş, buyur. Ben Commonwealth üyesi olmak istemek. Siz bunu kabul etmek, Etiyopya mutlu olmak. Yeni üye kaydı yaptığımızı zannetmiyorum. Ki olabileceğinden de emin değilim. Peki siz hangi toprakları satmak? Yani işte ne bileyim, French Somaliland olur, işte British Somaliland olur, Nairobi, Garissa, sola doğru sen istediğin kadar, paran yettiği kadar. Benim için önemli olan paranın ağırlığı. Raj burada olmak. Ya buradayız, burada buyur. Raj. Buyur. Ben sana muz vermek, sen bana aden vermek. Yok, öyle bir dünya olmaz. Sen ne istemek, ben aden almak. İngilizlerden ayrı hareket edemem. Sen benden ne istemek? Ben aden almak. Hmm. Sen fakir olmak. Ben fakir olmak. Sen bana vermek bir yeterli. Sen bana insaf etmek. Ben teşekkür etmek. Ben de seni açın uğurlamak. Eğer ki daha fazla toprak almaya gelmek, ben sana satmak. Tamam. Ucuzdan. Bir mantıklı olmak. Benim kafama yatmak. Görüşmek üzere olmak. Ben sonuna gelmek. Hadi bakalım. Sovyetlerle görüşelim. Herkes görevini layığıyla yaparsa bu çok kolay bir sefer olacak. Zaten full collaboration'ımız da var üzerlerinde. Olacak yani. Kimlere doğru ilerliyoruz? Yok, Amerika mı? Çılım'da gireceğiz. Alı sağ yapmayı planlıyoruz Hindistan. Sol açığa geçer misin? Sevgili Stani, şöyle oturun. Buyurun efendim. Ver, ver. Evet, buyurun. Bizimle görüşmek istemişsiniz, buyurun. Siz bizimle görüşmek istediğiniz için sizinle görüşmek istedik. Efendim, biz Baldwin'le görüşmek istedik. Kendileri tam düşerken attık. Sonrasında bir baktık, siz gelmişsiniz. Niye? Bu yönetim size göre değil mi? Değil. Bozar mı sizi? Bana. Bozar. Yanımızda Churchill var mı? Gitmedi. Churchill varsa... Churchill kalmadı oğlum, bunun kalmadı. Ya, Troşki de sizdeymiş, öyle diyorlar. Nerede? Yok, bizde değil ya. Bizde olsa ne yapabilirsiniz peki? Kimde? Ne? Kurşun dökeriz. Bize. Aa. Yok, Troşki'ye. Size değil canım. Şimdi... Azar değmesin diye değil mi efendim onlar? Tabii tabii. Sayın Edward, Troşki hakkında şaka yapmayalım. Benim yüreğim kaldırmıyor. Olan delleniyor. Efendim, size hayatınızda başarılar diliyoruz. Bizim artık burada alabileceğimiz, verebileceğimiz, yardımlaşacağımız bir şey yok gibi gözüküyor. Yani. Partimiz iyice küçülmeye gitmiş. Raporlarını aldık. Kapanmak üzere efendim. Daha da küçülüyormuş yani. Maalesef. Sağlık diliyoruz. Onun dışında insan ilişkilerimizi ilerletelim. Benim şu anda çok büyük dertlerim var. Hepimizin var. Hepimiz. Siz çok dertli gördüm ama sizi. Biraz bocunmuşsunuz gibi. Çok bocunmuşsunuz. Yabancı bir ülkede bulunmak beni biraz tedirgin ediyor. Uçakla mı geldiniz peki buraya? Tüm korumaları getirdim. Onu ne varsa ülkedeki ne varsa getirdim. Uçaktan biraz korktuğunuz için. Sıkıntı oldu, ben gelmeyelim dedim. Benim ama en yakın zamanda geldim. Gideceğiz. Yani çok önemli bir şey yoksa biz acilen... Görüşmek üzere, gazeye bakın. Balıkıt Denizi'nden gidin, orada trafik olmaz diyorlar. Gideceğin yere... Ben biraz daha... Önce bir Meksika'ya uğrayacağız. Kendisinin bir kurşun atma töreni vardı. Orada açılış yapacağız, Komünist Meksika Partisi'nin. Sonra geliriz bir tür. Görüşmek üzere. İyi günler efendim. Görüşmek üzere, güle güle. Konuşurak. Efendim, merhabalar. Evet. Şunu söylemek istiyorum ki dünyada kavrulan bir egemenlik söz konusu olsun istemiyoruz. Biz Almanları çok da sevmeyiz açıkçası. Neyse, işin özü, hemen sözümüze gelelim. Büyük buhranı çok büyük bir oranda kaldırmaktı. Şu anda kaldırmaktayız ve dünyada bir savaş olsun istemiyoruz efendim. Barışı sağlamak istiyoruz. Sizin görüşünüz nedir bu konuda? Görüşlerinizi almak istiyoruz. O yüzden mi militeri basıyorsunuz? O yüzden efendim, mi silahlanıyorsunuz? Kendimizi savunma karşılığı. Aynı sizin gibi. Biz basmadık ama. Biz militeri basmıyoruz efendim. Efendim, o zaman hepimiz kapatalım. Tüm dünyaya çağrı yapalım ve bütün militerileri kapatalım. Tamam, olur. Olur. Ben okeyim. Ben zaten okeyiz bu durumu. Biz bu arada şu ana kadar bir militere bile dikmedik. Projenin başı o zaman siz geçin. Projenin başına siz geçin. Amerikalılar eğer milliyetçi bir tutum izleseydi dost olurduk. Efendim, milliyetçiliğe karşıyız. Zaten asıl özümüz orada.
de Roosevelt Almanları sevmiyor. Onu da özetleyeyim. Evet efendim, onu fark ettim. Peki bu milliyetçi tutuşa karşı, tutuma karşı, pardon, milliyetçi tutuma karşı biz tavrımızı ortaya koyuyoruz ve biliyoruz ki siz de milliyetçi bir tutum sergiliyorsunuz. Evet. Ben de bundan geri adım atmak için size bir çağrıda bulunuyorum efendim. Nasıl bir çağrı? Yani gelin dünya barışını birlikte koruyalım. Koruyoruz zaten. Savaş olmasın. Pekala o vakit. Siz bize barışı bozduğumuzu mu söylüyorsunuz şimdi? Efendim, barışı bozduğumuzu söylemiyorum. Barışı bozduğumuzu söylemiyorum. Barışı korumakla beraber iyi bir iş başarabileceğimizi söylüyorum. Bunun da, için milliyetçiliğe gerek yok. Biz de aksini söylemedik. Peki o vakit hemfikiriz. Evet. Bunu duyduğuma sevindim. Neden karşı bir düşman ideoloji benimsiyorsunuz kendinize? Yani. Efendim, milliyetçi olduğunuzu siz söylediniz. Sorun burada. Milliyetçilerle ne derdiniz var efendim? Efendim, milliyetçilik yaparak sizin ülkenizde bulunan diğer milletleri üzmüş olmuyor musunuz? Hayır. Pekala, madem eğer öyle... Eğer milliyetçilik aynı milliyetçilik ülkenizi... midir? Yani şöyle söyleyebilirim ki biz bütün ırkların aynı olduğunu savunuyoruz. Dünyada savaşın olmaması gerektiğini savunuyoruz. Böyle bir görüşteyiz. Milliyetçilik öyle genel bir şey olarak... değil. Senin dediğin Alman milliyetçiliği. Sen nesin? Efendim, nasıl geldiniz buradan oraya anlamadım ama... İtalyanların milliyetçiliği ne diye sorsam herhalde dersin İtalyan milliyetçiliği değil işte. Akdeniz medeniyetleri savunur. Biz de İngiliz Commonwealth medeniyetleri. Evet, biz Commonwealth milliyetçisiyiz. Anglo-Sakson diyeceğim diye bekledim de kurtulayım. Yok dedim, kurtulamadık yok. Yine. Sen de bizdensin kardeşim. Commonwealth milliyetçisiyim ben. Ya bir de bizim militere basmamışsın. Niye sıkıntı çıkarıyor onu anlamadım ben. Kendiniz dediniz. Kendimizi korumak için yapıyoruz bunu. Ancak ben şu çağrıda bulundum. Eğer militerileri kapatacaksak global olarak yapalım bu işi. Herkes kademe kapatsın. O zaman önce olarak siz başlatın. Herkes arkanızdan izlesin. Aynen öyle. Efendim, ben size bunu söyledim. Bizim bastığımız bir militeri yok. Netherlands'a gidebilirsin eğer istiyorsan. Evet. Pekala, ülkenizde bulunanlar vesaire bir tehdit oluşturmayacaksa dünyaya, ki siz böyle bir akıma öncülük etmeyeceksiniz, ne ala. Efendim, evet, Kanada'nın 4 militerisi dünyayı tehdit ediyorsa... Efendim, sizi söylemedim. Bir de bir konuşmaların gelmiş. Sayın Charles Edward. Evet. Böyle bir Amerikalılara böyle bir kötü davranmışsın falan dediler. Vallahi biz de sizlerin ajanınızı yakaladık. Aynı soruyu ben de size soracaktım. Bayram değil, seyran vallahi değil. Ben niye iki tane Amerikan ajanı yakaladım? Ben de sizinkileri gördüm. Onlar niye burada? Bizimkiler yakalanmadı ama. Yani arada fark var. Yani ikinci olan ajanlar belli. Bizimki yakalanmadı ama arada fark var. İtiraf da ediyorsunuz. Evet. Bu ne demek? Niye? Sen yaparsan yakalanana kadar suçlu değilim kardeş. Şimdi sizi çekindirmek için bizim militere döndük de onu da ben bir itiraf edeyim. Yani yüzümüzden görüp korkun diye. Yani o belli. Tipi misal diken mi gösterdiniz yani siz bize? Evet, ondan öyle bir şey. Nasıl kabul edersen öyle. Peki. Biz asıl amacımız bu değildi ancak. Dediğim gibi. Sayın Özvet, görüyorsunuz kendileri istemiyor barışı. Biz o zaman istediğimiz barışı alırız bunlardan. Hadi al bakalım. Hadi al. Senin canını okurum lan. Senin canını okurum lan. Siz bize gelip NATO çekersiniz. Böyle senin canını okurum lan. Barışı koruyacağız. Efendiler. Sakin olun. Barışı sağlamak için geldik. Savaş olmasın diye konuşuyoruz. Lütfen sakin olun. Sayın Özvet, barış istiyoruz. Vermiyorlar. Biz o zaman kendimiz alalım. Ödemesini yap. Barışını alırsın kardeş. Ödeme duydum. Raja gideceksin, 20 fabrika vereceksin. Barış istiyorsa. Zaten. Bir fabrika verdi, hakkını yemeyeceğim. Aynı zamanda Fransa'daki toprak. Ne? De Fransa toprak. Ne? Vietnam. Bence Raj'ın orası. Evet. Bence de. Yo efendim, orası kıyı değil miydi ya? O benim değil miydi? Raj'ın işte. Yo Avustralya. Neyse, anladığım kadarıyla bu görüşmelerden bir sorun çıkmayacak, biz gidelim. Evet, görüşürüz. Biz barışı alacağız. Hadi alırsınız umarım. Ya şurası boş da yesek mi biz ya? Nere? Ya orayı yememiz lazım. Onu hallederiz ya. İşte şu anda bağımsız olacak ya. Ya hepsi bu hükümetin yüzünden. Bence buna darbe... Ne? Ya, Gül gibi İngiliz hanedanı varken niye almadın? Lan yine İngiliz hanedanı. Hanedanı aynı. Aynı yerdeyiz. Ama bir şey ya diyeceğim. Queen solisti gibi geziyorsunuz efendim. Kralım, konuşmayın diyorum da yani. Ya ben size haber vermek istiyorum da şu an böyle konuşuyorsunuz da. Amerika 16 fabrika tank veriyorken bizim Kanada vermiyor. Efendim
Daha armor araştırılıyor. Ne yapabilirim? Amerika bize yağlı. Japonlarla anlaşmamız lazım. Merhaba Sayın Charles. Ya hoş geldiniz. Sizinle görüşmek içiniz. Bayağıdır çabalıyoruz. Aslen zaten vekillerinize görüştük ama. Evet biliyorum ben. Bizim de gördüğünüz gibi bir Çinlilerle bir sorunumuz vardı. Hani onları çözmek için ülkemde durmam gerekiyordu. Yani çözdük sıkıntımızı. Yani Çinlileri maalesef kontrol altına aldık diyelim kısa bir süreliğine. Yapılması gerekeni yaptınız. Sonuna kadar destekledik sizleri de zaten bu konuda. Çok iyi. Hani satın almak benim... istediler uçak. Vermeyiz dedik. Evet o alan birkaç devlete zaten komünistlere özellikle göstereceğiz hani günlerini. Bir de üstüne üstlük hani bayağı bir asker yolladılar cephemize. Hani bu ne cesaret biz de anlayamadık yani. Benim size daha iyi teklifim var. Erken dönemde... teklifinizi de duydum. Evet erken dönemde bir daha Amerika etkin. Halledilebilirse sizle biz beraber gerek Avrupa olsun gerek komünistler olsun üzerine beraber sorunsuz bir şekilde yürüyeceğimizi düşünüyorum. Olabilir. Bizim için bir sıkıntı yok ama konu şu. Siz ne zaman girebiliyorsunuz? 40. Var mı şeyiniz? 40. 40 biraz geç olmaz mı acaba Amerika için? Geç olacak evet ama yani yapabilecek bir şey yok. En erkeni 40. O yüzden zaten beraber girmenin çok daha doğru bir karar olduğunu ve Amerikanların bütün faşistlere savaş ilan ettiğini söyleyebilirim. Özellikle Alman ve bize karşı. Siz görüştünüz mü onunla? Evet. Barışı sağlayamazsam hepinizi öldürüp sağlarım falan dedi efendim yani. İlk de sizin adınızı söyledim. Ya sizin bize adınızı sizin adınızı vermedi ama bütün faşistleri indireceğim dedi. Aynı şeye geliyor. İndiremez efendim. Bu biraz boşa sıkmış gibi geliyor bana. Biraz. Endonezya boş. bence erken bir müdahale iyi olur sizler için. Evet Endonezya zaten hatırlatmanız iyi olur. Hatta garanti atalım. Sizden başka kimsenin gözü olmasın orada. Sizden başka oraya kimse gidemez zaten. Gidemez. Peki şeyi ne yaptınız? Hani Almanlar, Fransızlar. Almanlarla anlaştık. Kıyı kesimlerinden bize toprak verecekler. Biz de hani onlara yine aynı sizin de müzdarip oldukları bir durum var. Sovyet Savaşı'nda destek sağlayacağız. Ama bence dikkat etmemiz lazım yani. Ne yapacakları belli olmaz. Yani olası bir savaşta arkadan vurabilirler sonuçta siz. Non-aggression alıp gireceğim zaten Amerika'ya. Sizler de eğer kabul ederseniz. Tamam biz gelirsin de. Evet Japonlar yani dedim o zaman biz şeyi Greater Russia'yı kurmayalım o zaman. Ben alacağım yine de Ruslardan toprakları evet, erken aşamada. Yetmiyor mu kurarsak? Yok. Kurarsak yetmiyor mu? Biz 10 olacağız. Siz 8, 18. Papıtlar sayılmıyor herhalde değil mi? Sayılıyor yarısı. Yarısı. Kaç ediyorsunuz toplamda? Kurmasanız daha hayırlı olur. 6 biziz yanlış hatırlamıyorsam. 6 mıyız biz? Yok siz 8'siniz. 8. Tabii vassallar da var bilmiyorum. Riske atmaya gerek yok bence Greater Russia. Zaten uyumluluğunuz full. Ve Endonezya'yı alıp fabrikaya erişeceksiniz. Amerika çok güçleniyor. Amerika'yı indirmemiz gerekli. Ama hani boşta durursanız bir ara Nepal'le Butan yapılabilir. Dediği gibi ekstra fabrika kazancı. Raj'ın güçlenmesi iyi olabilir. Yani. Şimdi şöyle... Efendim bir de Yeni Zelanda var da. Savaş... Tamam Yeni Zelanda'ya da biz gireriz o sorun değil. Savaş planında bence siz Kanada'nın aşağı sınırından Kaliforniya'ya ve Florida'ya gelirseniz bence dayanamaz. Şöyle biz üst cepheyi de alabiliriz yani eğer Raj asker götüremezse. Sıkıntı yok. O da olabilir. Yani demek istediğim şey şu. Ben 40'a çektim askerleri şu an. 40 çektim şu an tam askerleri. Collaboration'ı 7 zaten. Şu an ikinci collaboration bitmek üzere. Kriptolojisinden tutun her şeyine kadar ajanlık faaliyetlerimiz de var. Ne varsa görüyoruz yani. 40 yılına kadar bu arada asker çıkarır canım. Marine çıkarıyoruz biz hatta. Ha, bir de size şunu söyleyeyim. Ben kes bastım. Bende bayağı bir kes var. Ya bizde o yok. Yani havayı vermeyelim yani. Havayı vermeyiz. Zaten hava basmıyor. Onun yerine anti-air basıyor muhtemelen. Anti-air ve tank basıyor. O zaman siz havaya aslında bir şeyler yapabilirsiniz. Çünkü biz karayı alacağız zaten. Surat falan basabilirsiniz. Hava bizde olacak da şey çok kötü olur. tankını durduracak bir piyadeniz olsa çok iyi olur. Tamam ben onu ayarlarım. Anti-tank o zaman açayım birazdan. Bir de şey yani bir unutmadan söyleyeyim. Sonra sıkıntı yaşamayalım. Hani Kanada'nın üstte iki tane supply'a batmanız lazım. Atacağım oralara atacağım. Tamam. 39 da atacağım ya yani, birazdan atacağım. Zaten kendi infection'a girince liman basarım. Arka tarafına da hani şeyi atın. Saplayı geç kalmayın. Onu atacağım. Demek istediğim şey şu. Kaliforniya demiş. Aynen Kaliforniya'ya yapacağınız bir çıkarma ve aynı zamanda da Florida'ya yapacağınız bir çıkarma, ikincili çıkarma. Bizim çıkarmalarımızla beraber biz de bu arada Boston ve New York'u düşünüyorum.
Tamam o zaman biz de gidip şu Ruslarla toprakları alayım Vladivostok'a. Tekrardan bir görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sizde. Faction'ı kurarız buçukta. 30 buçukta gelirim buraya. Tamamdır.